Tabii buradaki konuşmaları izlerken gerçekten büyük üzüntü duyuyorum. 2004 yılı Milli Güvenlik Kurulu kararı Sayın Petek. Siz hangi tarihi baz alıyorsunuz? Kendi işinize geldiği tarihi almak durumunda değilsiniz. 2004 yılında bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Başbakan, Milli Güvenlik Kurulu Konseyi'nin tüm üyelerinin olduğu toplantıda Fethullah Gülen cemaati tehlikelidir. Bununla ilgili bir tedbir alın diye hükümete tavsiyede bulunuldu. Sizin bunun haberiniz yok mu? Haberiniz yokmuş gibi konuşuyorsunuz. Yakışıyor mu size bir hukukçu olarak? 2004 yılında bu ülkenin Milli Güvenlik Kurulu bir karar alacak, ve o dönemin başbakan yardımcısı diyecek ki biz bu kararı yok hükmünde saydık. Yok hükmünde sayarsan başına bomba yağar senin kardeşim. Başına bomba yağar. Kalkıp televizyon konuştun. Bülent Turan laf etme. Bak sana da bir söz söylerim oturursun. Sayın Gök lütfen. Diyor ki İdareyi ben yapıyorum. Reşat Petek diyor ki Sayın Başkan. Diyor Fethullah Gülen diyor çetedenmesi mesela haksızdır diyor. O bütün davalardan beraat etti diyor. 2004 Milli Güvenlik Kararı'ndan sonra. Madem laf etti Bülent Turan, sen demiyor muydun Fethullah Gülen'i biz affettik diye gazetelerde boy boy demişler. Demedin mi? Sayın Gök. Fethullah Gülen'i biz affettik diye gazetelere demişler. Sayın Gök, bir dakika beni dinler misiniz? Partinizde bir sataşma var diye. Sayın Gök. Açtırmayı tutuyor. Sayın Gök beni dinler misiniz kötüye. Lütfen? Yani bunlar sanki yaşanmamış gibi davranacağız. Sayın Gök. Milli Güvenlik Kurulu bu kararı almamış. Başbakan yardımcısı da biz bu kararı Sayın yok hükmünde dememiş olacak. Ve kalkıp burada bunları söyleyeceksiniz. Sayın Gök beni duyuyor musunuz? Buyurun Sayın Başkanım. Sataşmadan söz aldınız ama Sayın Turan'la uğraşıyorsunuz. Şahsiyatla uğraşmayın lütfen. Ben gerekli müdahaleyi yapıp sustururum kendisini. Ben süreyi kestireyim. Bir dakika. Buyurun. Sayın Başkan tabii ben elbette bir cevap verirken AKP Grup Başkan Vekili de bana sataşıyor. Doğal olarak şimdi değerli AKP'li kardeşlerim bu Milli Güvenlik Kurulu ne işe yarar? Yani sizin iktidarınız döneminde aldığı bir karar. Daha sonra darbe komisyonuna dönemin genelkurmay başkanı gelmedi mi? Gelmedi mi değerli arkadaşlarım? O genelkurmay başkanı biz hükümeti uyardık ama gerekli tedbirleri almadılar demedi mi? E daha ne desinler ya? Fethullah Gülen konusunda bizim sayfalarca açıklamalarımız var. Bizim burada Fethullah Gülen tehlikelidir. Dikkat edin dediğimiz zaman hepinizin verdiği bize hakarete varan cevaplarınız var. Şimdi bunları unutacaksınız. 50 yıl öncesinin internette satılan bir belgesini güya yutturmaya çalışacaksınız. Aklı sıra Cumhuriyet Halk Partisi'ni FETÖ ile ilişkilendirmeye çalışacaksınız. Bunu kimse yutmaz. Böyle bir tablo olmaz. Bir kere hukukçu olan bir kişinin önüne gelen bir belgeyi incelemesi gerekir Sayın Petek. Bu belgeyi inceleyin. Bu böyle bir tablo olabilir mi? Size yakışıyor mu? Bu belgeyi sunduğunuz anda verdiğiniz bütün rapor zaten çökmüştür Sayın Petek. Cumhuriyet Halk Partisi'ni teşekkür ederim Sayın